Süper Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 18 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında zirve takibini sürdüren Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zirve karşısındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada galip gelerek kazançlı çıktıkları konusunda sorulan soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, sonuçlar bazen bizimle bazen de rakiplerle ilgili avantajlı şekilde oluyor, 3 senedir şampiyonluğu sonuna kadar kovalıyoruz dedi. Sonuçlar bazen bizle bazen rakiplerle ilgili oluyor. Biz özellikle 3. senedir, hani son 5 senedir ama 3. senesindir şampiyonluğun içinde ve sonuna kadar kovalıyoruz. Umarım bu senede bu zamanı kaybetmeden erken yol alarak e, hareket etmek istiyoruz ama ligde her maç zor, her rakip zor. İşte bugün e, işte Beşiktaş kaybedebiliyor, Fenerbahçe kaybedebiliyor, Trabzon dün kaybedebiliyor içinde kendi evinde, Galatasaray içeride kaybedebiliyor. Biz de zaman zaman kaybediyoruz. Bunlar e, bu inişler çıkışlar olacak. Lig böyle devam edecek gibi gözüküyor. Her takımın bir hedefi, amacı ve planı var. Sakatlığı devam eden Emre Belözoğlu ile ilgili de konuşan Avcı, Emre'nin sakatlığı devam ediyor bu hafta olmayacak ifadelerini kullandı. Arda Turan'ın saha dışında yaşadığı süreçle ilgili olarak da konuşan Abdullah Avcı şunları söyledi. Gün içinde bazen rakibe göre veya oyunun akışına göre süresine göre değişebiliyor ama sistemimiz aynı şekilde devam ediyor. Orta sahada oyuncu sayımız fazla ama Emre bizim için çok değerli bir oyuncu. Bu sene itibarıyla bir takım sakatlıklar yaşıyor. onunla beraber olduğu zaman kaliten biraz daha fazla artabiliyor. Acele etmeden sağlıklı dönmesi bizim bütün temennimiz. Yok, e, tabii ki insan duyguları duygusal ve insan duygularıyla yaşadığı problemler olabilir ama onu buraya yansıtmadan biz de e, sahanın dışında yaşanan bir şeyi bu kulübün içine çekmeden sadece 68'e 105 nolu sahada e, oyuncunun ve bizim de mutlu olacağımız alan burası. Buraya odaklanmaya çalıştık. Süreç onun adına zaten çalışıyordu. Daha iyi çalışarak devam ediyor. Evin oğlu burada.